Bravo. Gerçekten çok önemli bir bölümümüz. Allah Allah. Neden biliyor musun? Neden? Bizim baş düşmanlarımıza tepki vereceğiz. Baş düşmanımız mı var? He var. Hasım, hısım. Hasım mı denir? Hasım. Hasım, düşman. Hasım. Can düşmanlarımıza tepki vereceğiz. Okey. Niye düşman ya? Kim? Böyle tepki bekledim abi, okey dedi ya. Kim abi can düşmanımız bizim? Ne bileyim vardır ya. Bizim platformun rakibi kim? Twitch. Evet. Of be. Can Twitch'li ama. He? Can Twitch'li. İşte o da bizim Twitch'e, düşman. Okay. Truvat abi girmiş içimize yani. Truvat'ı kim ya? Truvat'ı. Ha. Ayağımızı. Twitch yayıncılarının fan sayfalarında paylaşılmış videolarını izleyeceğiz seninle birlikte. Birçok yayıncı ne kadar var. İtici suratı var lan. Hepsini izlemesi mümkün değil. Şimdilik belli başlı yayıncılara yer verdim. Kulaklığını şöyle vereyim sana. Buyurun. Ne oldu lan, niye kıçıyorsun? Ha niye kıçıyorsun? Kıçıyorsun ne? Amık. Ha, ben çok seviyorum bunu ya. Amık götünden kan alırız ha. Ha Karadeniz mi bu? Ödüdü beni amına. Adamın götünden kan alırız ha. Vallahi ödüdü beni amına. Biz kaptan atız Samet'e, Glayet'e, onun nicklerini tespit edip, tespit mi? Tes. Neydi lan kelime? Beni yanmış ya. Kelimeyi unuttum. Tespit. Oha artık. Tespit. Aa kelimeyi unuttum. Dün 75 göndermiş. Bu mesaj özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. 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 Bunu biliyorum. Ne okudum az önce? Aptal oldu. Gülüp sonradan ciddileşmesini gördün mü? Anladın? Hani zekilerde hafıza kaybı. Hayır, zekilerde... Hayır. Tamam, biraz da ibneyim. Ya kapı... Bunu hatırlıyorum ben. Buna bir şey yaptık, kapı yorum yaptık değil mi? Yok, o Cahreyn. Bu kim? Bu Zeon. Abi Cahreyn'i de Zeon'u karıştırmazsın ya. Ne oldu ki? Ben peçete abla, peçete. Mastürbasyon hani yani. Peçete. Aynen. İğrenç. Niye güldün? Peçete. Evet. İşte... Mendili eline, mendil verdim eline. Aaa hakikaten mi? Bir dakika geri gitsene. Abi orada bir peçete var. Niye var? Yansımasaydı iyiydi. Bu abi her şeye gülen abiler ya. Göstermeseydin iyiydi yani. Bak ben görmemiştim ya. Kurt orada. Bay ikinciyi deymiş ha. Ama bana saldırmazsa saldırmayacağım. Çok ciddi ya Pintman'la. Evet. Çok ciddi. Gamer yani o. Ha ya işte ya, oyun oynamak için oynuyor yani. Biz ne için oynuyoruz? Yalan lan söyledim. O nasıl bir yorum ya? Çocuğu bir yer olsa Nur zannetme. Evet. Pinti Panda lan. Ne bileyim abi. Bir an ilk bakışta hiç görmedim ki hayatımda. Pinti Panda bonur mu? Böyle mi oluyormuş? Ben oynamamak için oynuyorum. Oğlum ben çok duygulandım. Bir an Koreli zannettim ilk şey. Bu yayın böyle. Bu ne Caz Çeçek? Caz Çeçek. Harbiden video öyle bir başlıyor ki amına koyayım. Direkt şey Japon pornosu gibi başlıyor. Bu arada Gözde'cim alınma gerçekten, onunla alakası yok. Videoyu hani kamerayı zoomlamışlar ya, o yüzden öyle. Çetin şeyinden mi? Yoksa bu da mı oynuyor? Oyun da oynuyor. Çok fazla biraz böyle yeni gelen var, destekleyen var falan, hepinize. Asyalı'ya benzemiş burada. İyi ki varsınız. Mesela bağlanma şeker misin? Çok iyi. Ya senin anneni bir sikerim var ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, kafayı yemiş. Ya Rambo gibi. Acil. Fak. Yes. Arkada da kemençeli müzik çalıyor. Arkadaşlar bir çiş yapıp geliyorum, bir şey olursa şey yaparsınız. Chat'ten böyle enerjiyle öldürün. Herif gitti lan. Bu da ghostlamış değil mi? Dö. Abi ghostlamış herif ya.
Ananı sikeyim! Neden küfür ediyor? Neden küfür ediyor ki yani? Orada metafizikle alakalı bir söylem olabilirdi yani. Neden ki? Çok banal ya küfür falan. Hayatta küfür etmem ya. Kesinlikle küfür etmem. Maksimum benim kahretsin. Neyse. Ya bak gerçekten bak videonun da 30 saniyesinde ilk bir dakikasında 50. saniyesinde şu ablayı gördüm. Bu arkadaşı gördüm. Yani şunu o tepki vermesin ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün eve işedim ya. Bütün eve işedim. What the favorite song? What your favorite song? Bilerek mi böyle konuşuyor? Justin Bieber baby. Coldplay Trouble. You. Ne? What? Ne? repeat after me. Coldplay. Şaka yapıyor değil mi? Hayır, hayır bence böyle İngilizcesi var. What your favorite travel city? Çok iyiymiş ya. Ön yargılısın çok iyi biri. Ben doğrudur çok iyi biri olabilir de bana bir anda böyle şey geldi itici geldi. O tepkisinde... Bu adam kim bu adam? İspanya. Pek anlaşamayacağım biri yani bari. Yes. I'm favorite speech şey... ülke neydi lan? Country. Country. My favorite. Ya mükemmel abi ya. Yorumunu katması insanların çok iyi ya. United States of America. Yeah, okay. Good. Star Trek. Ha no. Ha. Yok. Butler. Bu adam inanılmaz abi. Butler fuck you. Mineral very good. Butler. Royal açma diyor. Mineral aç diyor. Mineral good. Butler fuck you. My friend. Butler Royal fuck you. Butler battle. Better Royal fuck ne you. Ne anlatıyor ya? Love, kahretsin seni. Okay. Ne anlatacak okay. Amına koyayım bir saattir? Ne anlatacaksın bir saattir ya? Ne anlatabilir yani? Orada ne anlatabilir başka? Ne anlatıyor ya ne demek yani? Ne anlatabilir? Zaten ekranda bir tane çıplak adam, bir tane turuncu pantolonu var. Sol altta hazır yazıyor. İki oyun listesi yazıyor. Bir tane Battle Royale var, bir tane Mini Royale var. Ne anlatabilir başka yani? Ne anlatabilir ya? O kız sonundan mı öldürdün beni ya? Çıkarsana onu orada. Battle Royale... Oğlum mükemmel lan adamın böyle oyun oynarken ya. Çekilmesi yani Twitch sağ olsun. Okay. How it work? Ya yapacağım şey çıkayım ya. Ya bak nasıl güzel anlamışlar, güzel gülüyorlar yani. Seninki ne demek ki? Sevdin sen bunu. Ha sen misin? Evet abi benim Merve ablanın sağ kolu abi. Oğlum, gel abi gel abi. Kimi sağ kolum? Ha, başka Merve ablum. Merve abla kim? Nereye gitmek yani? İstersiniz Ramus Bey? Şimdi zaten gidelim. Bu ne oğlum? Böyle ıssız. Abi Allah aşkına oyunla alakası olmasına gerek yok ya. Bir tane Mini Royale yazıyor, bir tane Battle Royale yazıyor. Battle Royale fuck you, Mini Royale mini very good diyor yani zaten. Ya bunu anlamama olanağı var mı ya? Bunun başın yerinde YouTube'u. Bu kurgu mu hakikaten gerçekten ya? Kusura bakmayın radyomuz bozulmuş da istiyorsanız ben söyleyebilirim. Tamam. Ne alaka ya? Yeter, söyle, olur. Var mı elinde bir şey? Küçük kurbağa söyleyeyim mi? Olur. Küçük kurbağa kuyruğu nerede? Oğlum çocuk da inanmış. Kuyruğum yok yüzlerim nerede? Çok tatlı. Çok tatlı. O ne abi? Abi tuzlu. He bana birazcık bir şeyler ikram et. Beni biraz şımart ya. Abi dediğim gibi. Az şımart. Güzelmiş lan çok. Abi yok bölümde yeme. Niye? O zaman biraz sonra çekelim. Hayır dur ya.
Hayır, benim ilgimi çekecek şeyler izletmedin bana. Belki güzel şeyler vardır. Daha ne olacak, oyun oynuyorlar, yorum yapıyorlar. Sadece oyun mu var ya? Bir de Just Chatting işte. Tam o zaman YouTube daha iyi. Ya bu platformlar şunu sağlıyor, ben onu gördüm. En sıradan insanın bile en komik anlarını izleyebiliyorsun. Yani daha doğrusu en sıradan insanlar bile kendini izlettirebiliyor. Çok küfür var. Evet. Ama insan gerildiğinde küfreder. Sen de ediyorsun. Evet, yani ben de mesela oyun oynarken benim bitkiler daha ziyade tabu monopoli kutu oyunları ama. Tamam, ne dinleyen? Niye kendisiyle çelişkiye düştü şimdi? Ha, oyun sanmadı mı benim oynadığımı? Gerçek hayatta silah tuttuğumu falan mı zannetti acaba? Ben de oyun oynarken küfür ettim. Küfür ne diyorsun mesela? Et. Etmem. Et bir tane. Etmem. Bir tane et. Biz buraları bip koyacağız zaten. Etmişsin gibi, anladın mı? Yapma! Ya yapma! Aa, neler söyledin? Gözde biraz önce öyle. Abi Twitch'te canlı yayındayken takipçilerin yazdıklarını okuyabiliyorsun. Oyun oynamanın dışında müzik yapanlar, resim çizenler veya kendi kitlesiyle sohbet eden yayıncılar da var. Hı, tamam. Twitch son yıllarda büyük bir ivmeyle büyüyor ve geçtiğimiz haftalarda yılın enlerini içeren bir ödül töreni bile yapıldı ülkemizde. İzlediğiniz sahneleri düşünerek sizce neden bu kadar hızlı büyüyor bu platform ve içerisindeki yayıncılar? Çünkü daha samimi. Samimi bir ortam. Bence. Nasıl televizyonda canlı yayınlar daha fazla seviliyor bant yayınlara nazaran? Onun gibi. Ben burada osursam, aksırsam, tıksırsam, geğirsem sen direkt duyuyorsun. Daha samimi. Daha doğal bence. Çünkü canlı. Bir de çünkü biz bir aileyiz abi. YouTube'da karşılaştırarak evet. Sorarsan bence canlı olması daha çekici kılıyor. Küçük yaştan bir sürü çocuk var. Hepsi bir sürü oyun oynuyor. Yani oyunu herkesin elinde bilgisayar var ve her çocuk bilgisayar oynuyor. Her çocuk da böyle insanları görüp onların yaptığı şeylerden etkileniyor, gülüyor, eğleniyor falan filan. Sen çocuklar mı izliyor demek ki bunu diyorsun? Daha ya, çocuklar normal gençler de izliyordur üniversitedeki. Oyun oynayan, bilgisayarın başında olan, vakti izliyor. Olan. Herkes izliyordur yani. İnsanlar mesela ya çok işsiz olmak lazım. 2 saat oturup 3 saat nasıl bir canlı yayın? 2-3 saat mi? Abi televizyon nasıl izleniyor 2-3 saat? Oğlum ne kadar işsizsiniz lan? 24 saat yayını mı? 24 saatini izleyenler var burada. O kadar işsizsiniz ki işsiz ya. Yuh yani. Saçmalıyorsunuz abi. Sen 2-3 saat... Bundan sonra herkes 15 dakika izleyip yayını kapatacak. Minimum bu arada. Ciddi misin? Hani ben var ya gebererim herhalde sıkıntıdan. Bizim izlenme... Yani. Dizi izliyormuş gibi düşün. Evde oturup dizi izlemektense adam Twitch izliyor mesela. Veya kadın. Ya şimdi oyun... Ama tamamen oyun olarak görüyor bu arkadaş. Büyük ihtimal. Bunu diyen kız da haftada bir kuaföre gidip 6 saat oturup saç boyatıyor. Reyhan iyi dedin. Reyhan sinirlenme ama. Sakin. Çok sinirli gördüm seni. Yani ben de alışacağım arkadaşlar. Ben de kabul ediyorum. Evet, biraz uzağız bu konular. Abi şimdi şöyle, burada ama sadece oyun yok burada yani. Görebiliyor. Yani kendinden insanları görebiliyor daha doğrusu. Evet. Ya bir de ben yine bunu tekrarlayacağım. Andy Warhol'un işte gelecekte herkes 15 dakikalığına ünlü olacaktır yani. Hani bu söz de geçerli bir söz. Sonuçta bu gibi platformlar bu işe yarıyor yani. Bu arada soru neydi? Abici sorumuz, neden bu kadar hızlı büyüyor? Ha, neden hızlı büyüyor, evet. Çok dağılmayalım, sen beni bu yerde aldın. Evet, farklı yerlere gidiyor. Bazen olay farklı yerlere gidiyor yani mesela. Çünkü beyninde birçok düşünce geçiyor ya. Evet, sıradan bir beyin evet, değil doğru, seninki. Doğru, doğru. Çok güzel tespit. Yani arkadaşım olduğunu çok güzel kanıtlamışsın. Bu arada ton balıklı fasulye çıkmış. Dardanen tonun çok güzel ara öğün yani. Twitch yayıncıları canlı yayın sırasında aldık olarak sohbet ederek, tepki vererek vesaire izleyicilerini eğlendirmek, onlara güzel vakit geçirtmek zorundalar. Peki sence yayıncılar canlı yayınları sırasında gerçek karakterlerini mi yansıtıyorlar? Yoksa böyle farklı karakterlere bürünmek zorundalar mı insanları eğlendirmek için? Yo, zaten komiklerse tutunabilirler. Yok canım, biraz bürünüyorsundur yani. Biraz böyle hani en azından yaşadıklarında hani böyle bir iki sıkıntı olduysa, bir iki böyle hani toplumdan negatif bir şey gördülerse, ki illa görmüşlerdir.
daha dikkatli konuşmayı, daha böyle frenli konuşmayı, böyle düşünerek konuşmayı falan huy edinmiştir yani onlar çoktan. Yani muhakkak bence bir hazırlık falan yapılıyordur, öncesinde bir hazırlanma süreci vardır. Yoksa yani böyle açayım bilgisayarı, oturayım buraya işte bir saat boyunca hiçbir hazırlığım olmadan milletle işte sohbet edeyim ve bu işte atıyorum bir saatse bir saatin her dakikasını enerji tamam bir şekilde devam ettireyim gibi bir şey. Bu zamana kadar herhalde maksimum 3 kere falan hazırlanmışımdır bir yayın için. O da yayının neresinde ne oynayayım. İşte önemli yayınlarda böyle mesela 24 saat yayın. İşte veya bir tane sponsorlu yayında. Şeyde mesela. MSI, geçen MSI çekilişi yaptım ya. Onu mecburen düzenlemek zorunda kaldım. Planlamak zorunda kaldım. Yayının neresinde ne oynayayım diye. Onun haricinde bütün yayınları böyle gelişi güzel ya. Oturuyorum bilgisayara, yayını açıyorum. Şu an mesela ne oynayacağım, ne yapacağım hiç belli değil yani. Bu videoyu izleyecek miydim, izlemeyecek miydim? Hani chatten biri söylüyor veya çok çoğu kişi söylüyor. Ben de izliyorum falan yani. Bence Twitch'in olayı bu zaten yani. Bunu yaptığım için samimi oluyor zaten. Bunu yaptığım için doğal oluyor. Planlı olsaydı biraz daha irite durabilirdi yani. Dururdu hatta yani. Bence zor. Biraz böyle bir komiklik katalım diye... İşte değişik bir abartılar, egzecere etmeler, işte ne bileyim dilini değiştirmeler, araya işte şeyler katmalar, günlük hayattan işler. Doğru. Mesela translator'ı katmış çocuk işte orada. Yani onları katman lazım. Yine bir böyle hani o kendin gibi olup oyunu oynayayım bitireyim olmuyordur bence. Hani orada da bir rol ufak vardır. Ama bir şey söyleyeyim, bunu canlı yayında yapabilene helal olsun. Bu bir yetenek yani. Hani bu demek ki o adamın doğal da bir hali aslında. Rol yapmak yani. O yüzden hani helal olsun. Ben hiç öyle eleştirmem yani. İnsanlar rol yapıyormuş da bilmem neymiş de. O arkadaşı sevdim. Galatasaray'ın maçı ne oldu? Yasız ya. Şimdi sana izlediğin yayıncıların fotoğraflarını göstereceğim. Ve gösterdiğin yayıncıyı videolardan da gördüğün kadarıyla bir kelimede tanımlamanı istiyorum. Karakteri veya aklına ne geliyorsa tek bir kelime alacağım. Efendim, bana küfür diyecek değil mi? Testip. Testip. Bu mu yani? Çiş. Çiş. Politik. Politik mi? Aynen. Yani niye politik? Meşrebine göre, anladın mı? Hani işine gelince öyle, işine gelince böyle gibi. Sen daha önce izlediğin için tabii bunu. Evet evet. Birkaç böyle birkaç tutarsız hareketini yakaladım. O yüzden. Bahsız. Ne acaba? Çok merak ettim şu an. Allah Allah. Politik. Çok merak ettim. Sıt. DC gel bro. Söyleyemiyordu. Sen de söyleyeyim. Niye bastın? Abi bana ya ulaş. İşeme gitti, adamı vurdular oğlum. Döve döve öldürdüler herifi. Gerçekten. Nefis'im sence? Ne diyeceğim ya? Anlamadım. Kötü mü olacaksın? Ya gördün çocuğu. Tuvalete gitti, vuruldu. Ha. Tespit lafını söyleyemedi. Tespit. Ha, ondan sonra şey yapacağım. Tamam. Ay. Üzgün de bebeğim mesela. Ne bu kadar düşündün ya? Oğlum ÖSS sorusu gibi yani. Evet. Ne yazıyor orada? Aynen arada drop oluyor. Boşver biz seni izliyoruz babuş. İyi ele... Vallahi iyi eleştiri he. JDHLFKCKKF. Çok da s***. Bu adamın adı abi Vıtıcın. Vıtıcın mı? Ne demek Vıtıcın? Vıtıcın bir nickname şey oyun tabii oyundaki nickname. Tamam, oyundaki nickname de Twitch'teki ismi de Vıtıcın. Vıtıcın. WTCNN. WTCNN. Ne? Tek ne hocam? Tamam, devam ediyoruz abi. Ramus 53 Karadeniz'de. Bu o mu? Evet. Adını Ramus mu koymuş? Ramus. İyiymiş bu adam ya. Karadenizli. Adamın en belirgin özelliği bu. Başka hiçbir özelliği aklıma gelmiyor. Abi hiç bilmiyorum. Abi mükemmel bir insan. Kendine münhasır. Kendine münhasır ve çok iyi bir tarzı olan, ayrıca da çok komik bir aksanı ve lehçesi olan bir arkadaşımız. Bir kelime de olmadı sanki bu hissi. He, mükemmel bir insan. Nasıl bir kelime olmadı? Ben bunu anlamadım ki. Bu ne oldu? Ne yaptı daha demin? Ya böyle duygusal bir konuşma asıl yaparken... Asıl bassız bu kim ya. Kim ki bu? Twitch'çi mi bu? Oyun aldı bu arada yılın en iyi. Oyun mu aldı? Yok şey yılın en iyi kadın yayıncısı. Duygusal. Kedi gibi. Ama perdesini kaldırdığımda. Hırçın. Vahşi. Gözde masum. Hadi bakalım. Biraz masum bir arkadaş. Twitch için fazla masum. Çekik göz. Çekik.
Kedi bulunca gözlü. Böyle çok çekik gözlü. Oha. Öyle dediler. Ya tamam da. Ya hanım hanımcık bir kız gözüküyor yani burada şu an. Ağlak. Ağlak. Niye? Şey yok. Bırak bak sakalımdan bir parça bırakıyorum. Abi onu çöpe atar mısın? Ne yap? Ananı sikeyim dedi ya. Ya arkadaki Enes abi anımı şey yap dedi ya. Bu da şey san Gözde dedi sandı galiba. Çok kutsal bir parça. Bunu sakla. Müzede. Müzede. Bak hatta bunu hayır ya oraları falan koyma. Tepkikolik müzesine koyuyorum abi. Lütfen buna iyi bak tamam mı? Şeyin açık arttırmasın. Ama açtı sonra bakış attı kameraya. Ne oldu masasının ki? Masasının üstünde ne yansıdı çünkü? Ne yansıdı? Tuvalet kağıdı. Ooo hocam hayırlı işler. Hayırlı işler abi devam et. Hayırlı işler diyorum abi. Hayır bir kelime söyleyin. Hayırlı. Sen de işler. Yayıncı. Yayıncı gibi yayıncı. Evet. Evet. Katılıyorum. Sen de yayıncı. Katılıyorum. İyi bir yayıncı yani uzun süredir. Zeon. Zeon'da neon. Ne alaka ya? Al. Seninki. Abi bu herif de... Fırlama diyorum ben buna. Bu da sırma saçlı. He. Tam sırma. Ha sen beğenmedin saçlarını. Hayır ya saçları ne güzel uzatmış o yüzden dedim. Müzisyen. Ya oğlum. Komik ama yani böyle esprili komik gibi değil. Abi, hali komik. Adamın... Kendisi komik. Aynen kendisi komik. Şey country. Country mi? Evet. Ne country'si lan? Unuttuk. Abi hiç kreatif değiller ya. Kelime country'ydi. Ha. Yani sana bak, ne ya? Doğru. Bu arkadaş çok yönlü diyebiliriz. Çok yönlü. Çok yönlü. Çok yönlü de bir kelime değil ama kabul edelim bu seferlik Hüseyin'cim. Yani. Benim kızı çalıştığı için bazı tabii yerlerde. Tabii bazı yerlerde şey oluyor. Bunun bir sınır olsun. şey yok burada. Pinky Panda yok. Pinky Pan. Abi onu koymadım. Pinky Pan. Pinky Pan tamam. Pinky Pan. Ya sen Pinky Pan mısın? Bizler izlediklerinde varsayarsak Twitch yayıncılarına ne söylemek istersin? Nasıl mesaj vermek istersin? Abi valla insanları eğlendirmeye devam etsinler ya. Güzel bir şey yapıyorlar yani. Biz de izledik şimdi güldük hoşumuza gitti. Eyvallah. Yani. Hepsi başarılı yayıncılar. Kendilerine kanıtlamış yayıncılar. Başarılarını devamını diliyorum. Yani üretmeye devam etmek, insanları yeni şeyle...